sizlerle beraber eskiye gideceğiz. Yine eski Diyarbakır evine. Avlulu evde gelin kaynana birbirine ta sabahtan gün evli olup ve hatta kararıncaya kayarken bakarlar ama ayrı köşelerde. Hiçbir arada oturmazlar. Gelinin ne dediği beyazı kaynana kabul eder, ne kaynananın kara dediğini gelin kabul eder. Bu böyle eder. Ortada zavallı elin oğlu gider gelir ya da damat gider gelir zavallı. Çocuk evden çıkarken hanımına hadi akşama görüşürüz der, hanımı selametle der, annesine gider, elini öper, anacığım hayır duanı eksik etmedir, Allah'a emanet oğlum der. Ama akşam geldiğinde bir bakar ki ne o sabahki karıdan eser var, ne anadan eser var, ikisi de bir hanımına gider, ne oldu diye zaten kader, ablamı dinleseydim ben seni almayacaktım, rahattım şimdi. Anasına gider, ne anası, bırak hele o. Allah bir avuç toprak öleydi, ben öleydim. Oğlum sen bu karıyı zaten mahsus getirdin, beni gömsün diye. Başka bir şey yok. Bu karıdan bize hayır yok. Oğlum ben sana başta dedim. Hele bak o sükumuna, hiç suratını kaldırayım. Bunlar zaten o devirde eve gelin istemezdiler. Amele gelsin gibisine. Ha, evi kaldırak koya, o eski yün yataklar. Her biri bir cenazedir, tabut gibi. Kaldır yüke bırak, sabah yüke bırak, gece yükten indir yere ser. Yok kız isterken de kritere bakar mısınız arkadaşlar? Hep derlerdi ki oğlum ben sorup soruşturmuşam, yedi kardeşi var, evi o kaldırı koy. Sanki amele alırlar eve. Evin işini, hiç güzelliğinden, gelinin hanımlığından bahsetme yok. Sırf eve gelsin, görümce işten kurtulsun. Görümce de eli havada, Allah'a dua edin, abim he desin, ben daha bu ütüden kurtulayım. Eğer kapıya dizilmaktan, camları havuşu yıkamaktan kurtulayım diye. Zaten görümce annenin her zaman, yani kaynananın her zaman kara kutusudur. Ananla beraberdir, anana fıs fıs ederler. Baba ya anasa nedir? Bir şey yok, biz bize kızla konuşuyor. Abi ya anasa nedir? Kızım bir şey yok, hele kalk abi neye kapsın diye. Abiye yol verirler ki abi gider. Bir de eski devirde kaynana, oğlanın anası, kızın kaynanası hiçbir zaman oğluna beddua etmezdi. Beddua şuydu sadece, gelin çok kötü de olsa. Oy oğlum sen olasın ayakkabın tekini küçede giyesen deydi. Yani adamın evde rahat ayağının altına girmeye. Dava buydu. Şimdi kaynananın kızı gelinin yaptığı hatanın aynısını yaptığı zaman damat gelip şikayet ettiğinde deydi oğlum cahildir, senin yanında öğrenir, biraz geçsin düzelir. Gelin o hatayı yaptığında oğlunu çağırıyor, oğlum bu gavurun kızı mahsus yaptı. Biri benim tansiyonum var, üstüme geliyor bu. Ana gidip onlarda kalıyorum dediği zaman gelin anlı ki yer dar oldu gibisine, yani rahatlığı yok. Daha ne bacısı gelecek, kaynana geldi diye, ne ana gelip gidecek. Evin düzeni bozulmuşçasına gelin yastadır. Ne yapar o günden sonra, kaynanada tansiyon var diye, kalp var diye, ya yemeklerin hepsi tuzlu olur. Ya da oğlan geliyor akşam bakıyor, ana o her yemek var, sen oturmuşsan ekmek yoğurt. Oğlum gece hafif yiyeyim, rahat sürüyorum. Diye mi ki karın mahsus bunları tuzlu yaptı, ben yemeyeyim. Ana oraya düzelmeye gitti. Görümce dışarıda annesini sorana, soruyorlar seni, ha abla nasıl? Valla anam gitmiş, abim gider, zor gittim getirdim, ne derse can verirdi. Anam buradan iyi gitti, gelin öldürecekti anamı. Anamı getirdim ki anam düzeldi. O bozulmayan havuç her zaman için bir belaydı, gelinin üzerine kalan bir ehaleydi. Kaynana sabahtan oturur ayvanda, kendisi gibi yaşlı kaynananla oturup kahvelerini içerken gelin saflığına yanaşıp anne bir şey lazım diyeceği zaman bunların sohbeti bölünüyorcasına kaynana öbür kaynanaya bakar, hele bunu yanımızdan uzaklaştır diyeceksine, gelin hele o kavuşa iki teneke su dökeydin diye başlarından savarlar gelini. Torunlar yanlarına geldiği zaman torunları severken derdi ki hep, yavrumun yavrusu yarısı yılan yavrusu, yılan orada gelin der. Gelin bunu anlardı yani. Kaynana imali imali, yavrumun yavrusu yarısı yılan yavrusu. Yılan bellidir orada yani. Bir de altın, mesela gelini istemeye gittikleri zaman bile, liste geldiği zaman karı bakar oğluna der, fırlatır listeyi yere, al oğluma bak, biz bu kaya altınla kuyumcu tükeni asarız. İnan et senin bu getireceğin karıya hiç kalbin kalmasın, çeyrek bile etmez. Abizden istediklerine bak.
Ben sana dedim bacım kızını getirek oğlum bir şey de olsa bizim de. Ana hep mal var ya fuariyetlidirler hak yesin istemeyi oğlan da diye amcam kızı olsun. Adi oğlum vazgeç sanırım ama bak bir tane var içimizde babasını gösteriyor. Bununla biz edemiyor. Bir dakika bak onlardan sen getirdin. Ananın tek tehdit yönü var diye vallahi sen getir sen bilirsen ben seni helal etmem oğlum. Orada oğlanın eli erge dizi kırılı yani anam. Bizi helal etmezsen ne olacak gibisin. Ya bayramda gittiklerdi ne? Mesela bayramda derler ki hadi gidek anama, oğlan der ki önce gidek senin anan gile, sonra bize yok önce size gidek. Hadi gidek der oğlan bütün saflığıyla. Gittikleri zaman bize ana diyor ki oğlum oturun yemek, yok valla anne biz yemeyeceğiz. Geç kahvaltı yaptık, gelin de ona bakın, kalk bize gidek. Yeli iki de bir, kalk çocuklar durmuyor gidek diye. Çocukları bahane edi, ananın evine huzursuzlukla çıkıyorlar. Ama kızın anasına gittikleri zaman çocuklar hakikaten bu sefer durmuy. Oğlan diye bak bunlar durmuy, kalk gidek anan Resul, yo ben onları şimdi düzeltirem diye. Kendi anasının evidir ya, gerek orada oturalar diye. Geçmişte yine aynı şekilde gelen kaynana teşkil edip kavga ettikleri Diyarbakır diliyle teşkil işte. Birbirlerine hengemeyle bağırıp çağırıp teşkileyi bitirdikleri. Karı diye ben oğlum daha size ayağımı atarsam iki olsun. Hala da diye ben de gelmeyeyim abi. Gelince başım büyüktür bu sefer karın diyecek bacın geliyor huzurumuzu kaçırıyor. Ama bu sefer baba anne değil, hala değil ki, diye annem değil ki sen bari o çocukları gönder, biz o çocukları burada görek. Annem değil sabrım gelmiyor, mahzunları göreyim. Oysa ki mesele onları görmek değil. Kardeş de saf saf hafta sonu getiriyor ama baba anne bu sefer onları içeriye alıyor, gel baba anne baksın nene yediği, sevdiği yemekleri yapmış. Hala teyze gel geliyor size, dayı gel geliyor size. Baba anne onlardan laf alıyor bu sefer. Kim gidi kim gitmiyor. Zaten onlarla gelip dediğiniz zaman kızım gel kulağınla dinle baban akşam söyler sana. Biz yok oğlanın evi bak olmuş ne oğlanın odur ki yakası bir araya gelmiyor. Çalışak ki o ağaç oğlu ağaçlara yedire ha. Zaten kızım biz gidip aldığımız getirdiğimiz zaman da evlerinde bir şey yoktu. Geldiler sedri bizde gördüler yerde kilimde oturuyordular. Nene bu sefer kocası geldi kızıma karı vazgeç çocuklarla pıt pıt etmeye değil bir şey yok nene onları seviyor konuşuyor baba geldiği zaman onları götürecek nene hayran bak haftaya gene geline bak bekleyen bak gelmezse nene dayanamıyor halbuki haftaya hele ne öğrene ne geliyor ne gidiyor eve nene her zaman için böyle selamlaşma da her zaman samimiyetsiz bir şekilde anne nasılsan sağ ol kızım sen nasılsan sağ ol anne askeri selamlaşma gibi resmi. Gelin kaynana hiçbir zaman dost olmaz derler ya kaynana lif olmuş raftan düşmüş gelinin gene kafası yarılmış. Kaynana gelin olmuş gelinine kaynana olmuş. Kötü zamanda kaynana olmuş. Şimdi eski Diyarbakır'la ilgili bundan 3-5 sene önceki bir anımı anlatacağım. Gene sizler gibi Diyarbakır'ın gelinisi eski büyüklerimiz, ablalarımız gelinliği arkasına almış, torunlarıyla beraber çarşaflı gelirler Hazreti Süleyman'a. Ben yönünü kestim, Temmuz sıcaklığı çok sıcak. Dedim, Hacı Ana nereye? Dedi, vallahi oğlum Hazreti Süleyman'a gidiyor. Dedim, bu hafta yoktur. Dedi, niye ana hayran askeriye bırakmıyor? Orada sur içinde jandarma varken. Dedim, yok. Dedi, ana hayran polis mi bırakmıyor? Dedim, yok. Dedi, yoksa bir olay olmuş olur. Dedim, yok. Niye yoktur? Dedim çok sıcak diye Hazreti Süleyman dün gecedendir kaçmış kardeşi Sefil Melek'in yanına gelmiş. Burası serindir diye. Dedi ne olacak şimdi saflığıyla. Dedim valla şimdi yerine ben bakayım. Dedi sen kimsin dedim ben de Mühteşem Süleyman. Baktım karı iki elini açtı. Dedi oy parçalanırsa ben kaçtım.